Bu bir videoyla daha birlikteyiz arkadaşlar. Bugünkü videoda sizlere EA'den arkadaşlar bedava nasıl paket alabiliriz bunu anlatacağım. Bu tamamen arkadaşlar şu anda var olan bir oyun açığı. Bu oyun açığını arkadaşlar sizlerle birlikte hemen buluşturmak istedim. Ee, bunu yararlanın, kullanın abi aslayın diye bunu şu anda paylaşıyorum sizlerle birlikte arkadaşlar. Biliyorsunuz ki son zamanlarda EA'de böyle SBC'lerdeki aksaklıklar, SBC'lerdeki böyle isteklerinin böyle farklı şekillerde tamamlanabilmesi gibi birkaç tane arkadaşlar oyun açığı var ve bu oyun açıklarını kullanarak bugün Selvig'de arkadaşlar bedava paket alacağız EA Sports Edition The Game'den. Öncelikle arkadaşlar kanaldaki aktifinden dolayı çok teşekkür ederim. Şu anda 19.300 aboneye bile geçtik. 20.000 abone yolunda hızla ilerlemekteyiz. O yüzden arkadaşlar bana destek olmak istiyorsanız 20.000 abone yolunda Benimle birlikte olmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve videomu da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. 1000 beğeni geçersek çok sevinirim. Dediğim gibi güzel bir oyun açığı. O yüzden herkes hızlıca yararlansın diye ben de hemen arkadaşlar bu videoyu çekiyorum. Normalde bugünün videosu farklı bir videoydu. Şimdi arkadaşlar hemen buradan SBC'lere girdiğiniz zaman live kısmına yani canlı kısmına geldiğiniz zaman Young Player of the Year arkadaşlar görüyorsunuz Dele Alli var. Dele Ali Burada Dele Alli diye bir tane challenge var. Bu challenge de arkadaşlar sizlerden Buraya Dele Alli koymanızı istiyor. Şu anda ee, bu hesabı alıp takipçim de buraya bu bronz adamı koymuş arkadaşlar. Bir oyun açığı vardı. Şimdi derseniz ilk önce size ondan bahsedeyim. Evet arkadaşlar sizlere bahsettiğim gibi geçen yani bu Delal'in ilk çıktığı zaman oyunda bir açık vardı. Bir buradaki size gösterdiğim gibi Rare Artı Common Players diye bir yer var. Yani orası arkadaşlar şu anda 0. Önceden orası bir olarak tanımlanmıştı. Bu da ne demek oluyordu arkadaşlar? Siz oraya Tottenham'da oynayan parlak olmayan ve forvet arkası bir tane İngiliz adam koyduğunuz zaman tamamlanabiliyordu. Bu e, sosyal medyada falan çok büyük yankı uyandırdı arkadaşlar. Ve o bronz kartları ilk başta tabii ilk 5-10 dakika içerisinde yaklaşık 300-400 coins'i alarak tamamlayabiliyordunuz. Tabii ki bu öğrendikten sonra direkt kartlar 10k'ya fırladı. Ama dediğim gibi başta böyleydi. Benim de arkadaşım sonlarına doğru fark etmiş arkadaşlar bu oyun hatasını. Ve görmüş olduğunuz gibi bir tane bronz kart vermem şu anda markette. Exynct arkadaşlar görüyorsunuz zaten sizde ekranda bu oyuncu alarak tamamlayabiliyordunuz arkadaşlar veya bunu iki tane futbolcu vardı galiba bunun gibi. Onları alarak tamamlayabiliyordunuz hızlı bir şekilde arkadaşlar. Ancak EA tabii ki de bunu patchledi. Zaten bana kalırsa tamamen büyük bir rezillik arkadaşlar. Çünkü siz bir sebebi çıkartıyorsunuz. Yani hani bilemiyorum gerçekten bu adamlar ne iş yapıyor ofiste anlam veremiyorum. Herhalde sadece pointle falan ilgileniyor bu abiler. Ee, çünkü imkansız yani gerçekten imkansız. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar adam buradaki bronz kartı almaya çalışıyor arkadaşım benim. Ee, ve bronz kartı alarak ardından arkadaşlar tamamlıyor delalini challenge'ını. Şimdi bugün de başka bir bunun bir açığı çıktı arkadaşlar. Başka bir oyun açığı sayesinde bunu tekrardan yapabiliyorsunuz. Sizlere onlardan bahsedeceğim. Dediğim gibi EA Sports Citizen Game gerçekten bu sene bazı şeyleri çok iyi yaptı ama bazı konularda da açık konuşmak gerekirse sıçtı arkadaşlar. Bunu açık söylemek gerekiyor. Çünkü bu kadar büyük bir kuruluşta bu kadar çok fazla oyun açığı olması birazcık saçma arkadaşlar. Şu anda siz de ekranda görüyorsunuz ki arkadaşım bronz kartı aldı. Dela Ali'nin arkadaşlar challenge'ına girecek. Dela Ali'nin challenge'a girdikten sonra Dela Ali SBC'si için o adamı oraya koyarak arkadaşlar challenge'ı tamamlayacak. Bu kadar basit bir şekilde bunu tamamlayabiliyordunuz. Şimdi bunun yeni bir yöntemi var. Ben de bugünkü videoda sizlere onlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi şurada gönderirken de hemen görelim. Videoyu gönderen Can Kardeşim ve Can Kızıldamak yayınlarda görüyorsunuz. Kendisine teşekkür ediyoruz. Görmüş olduğunuz gibi gönderiyor ve tamamlıyor. Şimdi gelelim bizim oyun arkadaşlar. Görüyorsunuz ki şu anda ekranda ben tekrardan aynı adamı almış zaten Yiğit ama yapamamış. Biraz geç kaldığı için görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Verdiği coin ise 10k coin ise bir başlarda olduğu için insanlar buna coin veriyordu. Ee, ama dediğim gibi hızlı bir şekilde patchlediler. Şimdi bunu arkadaşlar yapmanın bir tane, bir tane daha yolu var. O yolda çok basit ve bedava bir şekilde yapılabiliyor. Bu da arkadaşlar oyuna... Alex Hunter. Şu anda tabi yazıda çıkmıyor. Buraya arkadaşlar Alex Hunter'ın Tottenham kartını koyduğunuz zaman bunu tamamlayabiliyorsunuz. Tottenham ve Forvet arkası kartını. Şu anda bu geçerli arkadaşlar. Şu anda geçerli ama ileride peşlerler mi mi artık o kısmı da ben bilemeyeceğim arkadaşlar. Ama buraya Alex Hunter'ın Tottenham'da oynayan kartını koyduğunuz zaman tamamlayabiliyorsunuz. Peki ben de Tottenham kartı yok ne yapmam gerekiyor? Şimdi arkadaşlar sizlere o konuda bahsedeceğim. Evet arkadaşlar Alexander'ı nasıl en hızlı alabiliriz veya Journey modu nasıl en hızlı bitirebiliriz sorularına karşılık olarak şimdi size birkaç tane bilgiler vereceğim. Arka planda izlemiş olduğunuz YouTuber Nepenthes kendisinin bu konuda bir videosu var. Ben de arkadaşlar o videoda tabi İngilizce bilmeyen arkadaşlarımız olduğu için veya birazcık da karmaşık anlattığı için anlamayan o anlayamayan kardeşlerimize yardımcı olmak için buradayım. Biliyorsunuz ki arkadaşlar Journey oyun modu normal oynadığınız zaman yaklaşık 16-17 saatlik süren bir oyun modu. Fakat benimse bugün vereceğim taktiklerle 3 saat içerisinde maksimum olarak Journey modunu bitirip bedava paketinizi açabileceksiniz. Bunu ne kadar hızlı yaparsanız arkadaşlar o kadar iyi haberiniz olsun. Önceki Journey modunda arkadaşlar başlardaki bu penaltı vurma yerini falan filan geçemiyorsunuz. Yani oyunda bu geçilemeyen animasyonları atlamak için herhangi bir oyun açığı yok. Fakat bazı oyun açıkları var. Bunlar ne arkadaşlar? Öncelikle siz Journey'e başladıktan sonra sizi free trial'den deneme antrenman yerine sokuyor. Orada ilk ona girmeniz yeterli. Orada ilk ona girdikten sonra arkadaşlar size imzalayacağınız takımı soruyor. Takım olarak Tottenham'ı seçmeniz gerekiyor ve pozisyon olarak da Santrafor veya Forvet arkasını seçmeniz gerekiyor ki zaten fark etmiyor. Foot'taki Position Change kartları ile onu Forvet arkası pozisyonunda geçirebiliyorsunuz. Buradaki tek önemli nokta for veya Forvet arkası kartını seçmeniz ve takım olarak da Tottenham'ı seçmeniz. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar her antrenmanda şunu yapmanız gerekiyor. Hemen onu da gösterelim. Evet arkadaşlar şu anda sizler de zaten ekranda görüyorsunuz Nepenthe'de şu anda antrenman kısmına yaklaşmakta. Antrenmanda arkadaşlar yapmanız gereken küçük bir trik var yani küçük bir e, oyun açığı var. O da nasıl arkadaşlar görüyorsunuz ki şu anda Alexander'ın yerine başlıyor. Alexander'ın antrenman kısmına arkadaşlar hemen o ilk menüden oyundan çık derseniz arkadaşlar bu... Bizim için iyi değil. Çünkü bu bizi tekrardan o menüye atıyor arkadaşlar. Bizim yapmamız gereken bir oyun açığı var. O da ne biliyor musunuz? Bakın şu anda 3-2-1 diye geriye sayıyor ya arkadaşlar. 3-2-1 diye geriye saydıktan sonra oyunu durdurup çıkmak. Bu şekilde yaparak antrenmanları geçebilirsiniz. Dediğim gibi oyunda antrenmanları oynamanız veya oynamamanız sizin oyundaki kaderinize herhangi bir etkisi yok. Kez arkadaşlar oyunun başına sizlere PSG, Real Madrid ve Dortmund'da maçlar yaptırıyor. O maçlarda başlar başlamaz tıpkı daha böyle hani saniye salise olarak bir salise bile oyun içinde durdurup oyundan çıksanız oyunun kaderinin hiçbir etkisi yok. Oyunun kaderinde birkaç tane şey etkili arkadaşlar. Onlardan hemen bahsedelim. Biliyorsunuz ki bu oyundaki ilk maç var Premier Lig'de. O maç da çok önemli değil. Ondan da girip çıkabilirsiniz. Çünkü her ne olursa olsun sizi dışarıya kiralıyorlar arkadaşlar. Asıl önemli nokta şu. Oyunda arkadaşlar 4 tane yer var. İlk 11 yedek, ilk 18 ve dışı gibi. Şimdi bizim burada yapmamız gereken şey arkadaşlar reserve kısmına kalmak yani reserve kısmı eğer ondan ileriye giderseniz oyun zaten sizi arkadaşlar otomatik olarak takımdan attırıyor ve journey modunun sonuna geliyorsunuz ama journey modunun sonuna geldiğiniz zaman da size bir hafta geriden başlatıyor o durumu toparlayabilmeniz için. Buradaki arkadaşlar Alexander modundaki tek önemli iki maç var. İki tane önemli maç var. Bir tanesi FA Cup çeyrek finali. Bir tanesi de FA Cup yarı finali. Bu iki finali de arkadaşlar tamamen oynamanız gerekiyor. Başka hiçbir çareniz yok. Bunları tamamen oynamadığınız sürece de Journey oyun modunu bitiremiyorsunuz arkadaşlar. O yüzden bu ikisini tamamen oynamanız gerekiyor. FA Cup çeyrek ve FA Cup yarı finali. Bunun dışındaki bütün maçlardan arkadaşlar sizlere söylediğim gibi çık gir çık, gir, çık yapabilirsiniz. Ama teknik direktör ve sizin aranızdaki seviye maksimum reserve kadar. Yani ilk 11 yedekler ve ilk 18 var. Sizin maksimum o ilk 18 içine kalmanız gerekiyor arkadaşlar. Eğer bunu işte çıkarsanız sizi takımdan gönderiyorlar. O yüzden arada böyle mesela dakika Son 10 dakika kala 15 dakika falan oyuna girince oynayın arkadaşlar. 2-3 tane gol atın ve direkt onu zaten hemen yükselecektir. Bunun ki maçlarda girip çıkıp girip çıkıp halledebilirsiniz. Toplamda 3,5-4 saat sürüyor arkadaşlar. Ama karşılığında sizlere 35 kalık bedava bir paket veriyor. Nepenthes'in videosunu ben aşağıya linkleyeceğim arkadaşlar. İsteyen gidip oradan bakabilir. Şimdi bölümümüzün 3. oyun içine geldik arkadaşlar. 3. oyun açı daha değişik bir şey. Diyelim ki siz de e, ee, Alexander'ın Tottenham kartını aldınız arkadaşlar. Ve şu anda forvet arkası şu anda ön mizde Aleksandr olduğunu düşünün. Eğer burada Aleksandr'ı koyarsanız yani Fone diye konsolunuza veya bilgisayarınızda koyarsanız Alex Hunter'ı kabul etmiyor arkadaşlar. Bunun da bir oyun açığı var. Şimdi sizlerle yükte onu da paylaşacağım ama ona geçmeden önce yarın tergu olan kardeşlerimize ee, güzel kardeşlerime başarılar diliyorum. Eğer Teok taktiklerimi dinlemek istiyorsanız akşam Facebook'ta kendi profilimden canlı yayın atacağım. Ona gelip izleyebilirsiniz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şimdi ben size diğer oyun açığını göstereceğim. Evet arkadaşlar size şu anda ekranda görüyorsunuz ki FIFA'nın arkadaşlar bir tane uygulaması var mobilde. FIFA Company diye bir uygulama. Bu uygulama sayesinde sizin arkadaşlar takımınızı telefonda görüntüleyebiliyorsunuz. Transfer marketinden arkadaşlar adam alıp satabiliyorsunuz. Bu böyle güzel bir uygulama. Yani konsol başında olmadan bile trading yapmanızı veya kulübünüzde ne var ne yok bakmanıza yarayan bir uygulama var. Adı FIFA Company'in FIFA John Pani 10 diye yazıyor arkadaşlar. App Store ve Android'den bulabilirsiniz zaten. Buna girdikten sonra size origin mail ve origin şifrenizi giriş yapmanızı istiyor. Giriş yaptıktan sonra da arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bu tür menüler geliyor. Ve oradan sebebeceleri tamamlayabiliyorsunuz. Alexander yaptıktan sonra arkadaşlar maalesef dediğim gibi konsollarda olmuyor. Sonradan FIFA Company'nin uygulamasına giriyorsunuz. Ve Alexander'ın Tottenham kartını FIFA Company'nin koyup gönderdiğiniz zaman arkadaşlar bu olay çalışıyor. Gerçekten çok 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 ilginç arkadaşlar. Ya başta bronza oluyordu. Sonradan Alexander'la konsollar üzerinde oluyordu. Sonra Alexander konsollar üzerine peslediler. Şimdi de mobil de oluyor. Ya, mobilden sonra zaten tamamen peslerler büyük ihtimal. Ama şu anda bu videoyu izleyen kardeşlerim. Alexander'ı bu şekilde arkadaşlar kullanabilirsiniz. Şimdi bu videoda ben dediğim gibi hemen öğrendiğim için çekmek zorunda kaldım. Bende de Alexander'ın tottum kartı yok arkadaşlar. Tottum kartı olmadığı için de dediğim gibi ben de yapamayacağım. Çünkü üniversitede sınavlarım var bu haftada. Onlara şu anda arkadaşlar çalışıyorum. Ama dediğim gibi siz değerli kardeşlerim yararlansın diye bu videoyu çekiyorum. Eğer 2-3 saatiniz var, dediğim gibi girin abi, Alexander yapın, bedava 35 klık paketinize açın. Hatta o 5k açtıktan sonra yaklaşık 10-15 kalık bir item gelir içinden. Eğer hiçbir şey çıkmazsa bile onu da iki tane SBC yapıp eninde sonunda arkadaşlar kar etme yolunda ilerleyebilirsiniz. Umarım bu video hepinizin hoşuna gitmiştir. Umarım hepinize yardımcı olabilmişimdir. Eğer arkadaşlar bu Alexander'ı yapan ve paketinden iyi bir şey çıkaran varsa lütfen ama lütfen bana mail yoluyla veya Facebook, Twitter her neyse bir yerden ulaştırsın. Ben de bir sonraki videoda sizin isminizle birlikte paketten bahsedeyim ama tabi Alexander'ı gönderirken de fotoğrafını çekin arkadaşlar. Videomuzu izlediğiniz için çok sağ olun. E güzel bir beğeni sayısı gelirse ve abone olursanız çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Teo da akşam yayına bekliyorum. Yayın dediğim gibi Facebook üzerinden olacak. Hepinizi öpüyorum arkadaşlar ve bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>